İhsan senin orada ne işin var kardeş? Hayır oturmuş dik dik bakıyor, bir de yine garip garip çoraplar giymiş. Senin bu hizmette en iyi anlaştığın adam Zilan mı, öyle mi? Ha? Abi şey, Zilan benim kuruma giriş sorum gibi bir şey yani. İmtihan sorum. Bu Zilan biraz fazla mı uğraşıyor seninle? Yani artık cesedimle mi işi var, ruhumla mı işi var? Onu bilemeyeceğim ama. Sen bir şiir yazdın değil mi Zilan'a? Ben onu alabilir miyim? Acının verdiği ilhamla. Abi Allah razı olsun, teşekkür ederim. Acı derken anlayamadım, nasıl bir acı? Yani hem maddi manevi her türlü acı. Bu Zilan seni yakaladığı yerde güreşip sağa sola mı atıyor? Aynen, yakalayamadığı yerde de uyuyor, uyuduğu yerde de horluyor. Her türlü bir zulüm var. Sen de bu işin sonunda dedin ki benim gibi duygu yüklü bir adam yumruklarla değil. İstemsizce geliyor abi. Evet, şiirle karşılık verir dedin. Evet. Ve bu zalıma bir şiir yazdın, doğru mu? Evet abi. Alabilir miyiz o şiiri? Hatta geçen şey yaptı, güncelledi şiiri. Dedi. Zulümün seviyesi yükseldikçe beyti... yeni beyitler geliyor. Yalnız biraz ses rica ediyorum. Başlıyorum. Bismihi evet. Subhanehu. Ses... Başlayayım mı? Tamam, başla ama ses alayım. Başlıyorum. İmtihan pek çetin, geçilir imanla. Kimi kalkar, kimi düşer zamanla. İncin dışarıda hain yılanla, biz de burada zalim Zilan'la. Zilan sen ne yaptın bu adama bu kadar ya? Başkanım ben hiçbir şey yapmadım aslında ama. Adil kader. Adil. Bu kadar kader dersi istedik. Kader senin elinle mi adalet ediyor? Bir şey yapıyorsun ama ben arada görüyorum, böyle milleti sıkıştırıyorsun. Bazen kameradan bakıyorum, iki kişinin üstünde zıplıyorsun böyle. Geçen tarihçide ihsan meselesine tam tanıdık. Ciddi misin? Versene mikrofonu. Nasıl oluyor o iş? Gece yola çıktık ya abi. Niğde otobanına çıktık. Arabada bir ses geldi. Tam bir şey koptu. 1-2 dakika daha gittik. Bu sefer direksiyon iyice traktör direksiyonu gibi oldu. Gitmemeye başladı. 5-10 kilometre gittik. Bir tane petrolde durduk. Bir tane tamirciyi aradık. Neyse saat 6.30-7 gibi geldi adam. Bizi bir 5-6 kilometre ötede kendi küçük bir tamirhanesi var, oraya götürdü. Dedi bu burada olmaz. Nasıl yapacağız? Dedi ya Ereğli'ye götüreceğim sizi çekiciyle ya da Aksaray'a. Pazarlık yaptık. İşte biraz düşündük, dedik ki Aksaray yol üstü. Dedik biz Aksaray'a gidek. Yolumuzun üzerinden devam ederiz. Adam çekiciyi yükledi bizim arabaya. Bindik, ondan sonra Aksaray'da tamircinin oraya bıraktı abi, tamam mı? Ne kadar masrafı? Şu kadar. Dedik yap bakalım. Oradaki kalfa dedi ki, abi dedi siz hayalhanem ekibi misiniz dedi. Evet dedim. Yani nereden şey yaptın dedim. Nereden tanıdın? Şu abi dedi, dün dedi Mehmet abi hikaye atmıştı, oradan gördüm dedi. Sen de müzakerede hikaye atmışsın abi. Ondan sonra dedi ki, ama benim daha çok şaşırdığım bir şey var dedi. Ne dedim? Ben bir dua ettim, Allah'ım beni bu adamlarla tanıştır dedim dedi. Siz buraya geldiniz dedi. Allah o tamircinin önüne bizi gönderdi yani. Çocuğun yüzünden büte kaldım. Bu da ayrı bir... O dua yüzünden araba bozuldu, sen de büte kaldın değil mi? Aynen öyle. İki gün sonra dua yüzünden şeyim var. Uçak, man, otobüs biletim var. 650 kilometre yol gideceğim. 650 kilometre yol geleceğim. Allah razı olsun. Dedim dua ederken gelenin giden hatırını da düşünüyorum. Ufaktan okumaya başlayalım mı? Bismi Sübhanehu. Hatime. Şu az, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki dört hatvenin izahatı, hakikatin ilmine, şeraitin hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, evet şu tarik daha kısadır. Çünkü... Dört hatvedir. Hatırladınız değil mi? Mesela tarikatta 7 mertebe nefsi terbiye cihetinde bahsediyordu değil mi? Nefsi emmare, nefsi levvame, ilahir öyle devam ediyordu. En son herhalde nefsi mutmainneye kadar. Şimdi üstad ne diyordu? Bizde bu şekilde değil diyordu. Bizde ise 4 hatve var diyordu. Bunların temeli neyden örülüyordu? Aciz, fakr, şefkat ve tefekkürden örülüyordu. Devam edelim. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervezane davaları bulunmaz. Çünkü acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Şimdi insanın nefsi mertebe almayı çok seviyor. Aslında nefis bir yerlerde tatmin olmayı mutlaka bekler. Kimi zaman bunu kendisine bir yalancı makam vererek kendisini tatmin eder, doyurur, besler. Kimi zaman da konuşan yalnız hakikattir mektubundaki gibi. Geçen Barış bir yer okudu ya teberrüken. Üstad diyor hiçbir makam değil. Benim için yalnız
hizmet-i imaniye diyor değil mi? İman hizmeti diyor yani. Beni tek doyurabilecek şey manasında söylüyor onu. İnsanlar kendi kalbini tatmin etme ve doyurma noktasında belli başlı buğutlara, belli başlı mertebelere ulaşmaya çalışmışlar. Biz bir önceki derste aciz, fakr, şefkat, tefekkürün yolunda dört hatve işledik ve dedik ki bizim kalbimizi tekamül ettirebilecek temel düsturlar, temel prensipler bunlardır dedik. Ama Üstad Hazretleri diyor ki biz bu meselelerde kainatı, yani kainatı okumaktan kasıt nedir? Saniye Zülcelal'in ya o mükemmel sanatkarın, o güzellik sahibi sanatkarın her fırça darbesinde kendisini tanıyoruz demek. Biz buna esma okuması diyoruz değil mi? Her fırça darbesinde kendisini tanıyoruz demek. Ama bu fırça darbesini şöyle almayın. Sadece aslanın saçına, kaşına, gözüne bakarak bu Allah'ın fırça darbesi demek değil. Üstad Hazretleri Kastamonu'ya ilk geldiğinde bir camiye namaza duruyor. Tam abdest alacağı esnada o camide Kastamonu'daki ufak çocuk ve gençleri kışkırtıyorlar. Bu çocuk ve gençler Üstad Hazretlerine taş atıyorlar, bak küçücük çocuklar. Üstad diyor ki ben o çocuklara kızmadım çünkü başıma gelen bu hadise Yasin suresinde bir ayetin bana açılması ve o ayeti anlamama vesile oldu. O yüzden o çocuklara bol bol dua ettim diyor. Bu da Allah'ın fırça darbesi. Yani neden bu cihetle bakmıyorsun? Şimdi demek kainatı anladın değil mi? Lütfen kainat deyince elma, portakal, armuttan çıkabilir miyiz? Başımıza gelen olaylardaki o havada atılan taş mevcudat değil mi Burak? Şimdi az önce dedik ki Seyfetullah mevcudat dedik, bardak mevcudat dedik. Ama o havadaki taş da mevcudat. Taif'teki taş mevcudat mı? O da mevcudat yani. Demek bunlarda da Allah'ın esma boyaları var. Kişinin kainatı okuması ne cihette olacak? Bugün kainatı okumanın başa gelen hadiseleri, elma portakaldan kafaya atılan taş, trafikte çarpılan bir araba, sakatlanan bir dize kadar. Bunların hepsi mevcudatın içine giriyor mu? Bu hadiseleri nasıl okumamız lazım? Bu hadiseleri okumada 3 yol var. Üstad Hazretlerinin gösterdiği yol manayı harf ve manayı isim. Manayı harfe olumlu okuma diyor, manayı isme de yanlış okuma diyor. Onu dersin en sonunda konuşalım. Öncelikle biz şuradan başlayalım. Bir vahdeti vücut. Şimdi vahdeti vücut ne demek? Vahdeti şuhut ne demek? Bunları bir oturtalım. Sonra mektubu okumaya devam edelim. Üstad Hazretleri ne diyor? Huzuru daimiyi kazanmak. Biz bugün bu cümleden gidelim. Şimdi ben de kendime göre çıkarıyorum ama derste belli oluyor tam. Nasıl gitsek hikmetli olur diye ben şu an karar verdim. Huzuru daimiyi kazanmak dersek abi. Ana konumuz nedir Hatime 2'de? Huzuru daimi kazanmak. Şimdi burada bugün işleyeceğimiz olayda temel amaç huzuru daimi kazanmak. Huzuru daimi şu mu demek İdris? Ben ömrümün sonuna kadar huzurlu olacağım. Bu demek değil değil mi? Mesela bir padişahın huzuruna çıkılır değil mi? Bir haberci geldi böyle. Artık yeniçeri veyahut nöbetçiler kapıda belirdi. Padişahın böyle böyle bir haberci geldi. Çağırın gelsin. Ne derler o haberciye? Ulaka, elçiye. Sen padişahın huzuruna çıkacaksın birazdan, dikkat et derler değil mi? Şimdi padişahın huzurunda olmak onun seni gördüğünü bilme manasına geliyor değil mi? Böyle gelirler, saygılı bir şekilde eğilirler değil mi? Çünkü ne? Padişahın gözünün önündesin, huzurundasın. Şimdi Allah Azze ve Celle beni görüyor mu? Görüyor. Doğru mu? Peki Allah Azze ve Celle beni sürekli görüyor mu? Ben onun beni sürekli gördüğünü, buna huzuru daimi diyeceğiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin huzurundasın. Ne kadar süreliğine? Sürekli. Ve bunu görüyor musun? Görüyorsun. Bir insanın huzuru daimi de olduğunun şuuru en çok ne zaman anlaşılır? Evde yalnızken anlaşılır. Değil mi? Mesela şu kapıdan iki tane hürmet gösterdiğin adam girse şöyle yayılarak bir oturma sergileyemezsin. Bir ciddiyet sende peydah olur. Evde yalnızlık halinde de acaba böyle olacak mı, olmayacak mı? Bence burası elzem. Demek bir insanın huzuru daimide olduğunun emareleri bir, evde yalnızken olur. İki, kalabalık dostların içinde olur. Çünkü kalabalık dostların içinde olduğu kadar insan kolay kolay hiçbir şeyde gaflete düşmez. Birden espriler patlar, o espri havuzuna tutuşursun. Birden gıybetler rahatsız olur, o gıybet havuzuna tutuşursun. Birden böyle lüzumsuz israf neminden vakit geçirebileceğin bir şeyler hasıl olur, birden sen de onun rüzgarında çevrenin radyoaktif etkisinde kalır, aynen onlara benzersin. Demek bir kişi huzuru daimide olduğunu hissetse, zaten o hissetmeye huzuru daimi deniyor. Yoksa biz hep Allah'ın huzurundayız. Bununla zıt bir şey var mı? Mesela ben şurada kafamı örttüğümde Allah'ın huzurunda değil miyim aşağı? Hayır canım, ben hep Allah'ın huzurundayım. Bunu hissedebilmeye huzuru daimi diyeceğiz. Yoksa benim Allah'ın beni görmediği bir an mı var haşa? Hayır. Benim bunun
şuurunda olmama huzuru daimi diyeceğiz. Bak düşünebiliyor musun? İnsan sürekli görülüyor olduğunu bilse ve sürekli bunun huzuruyla yaşasa, Allah onu görürken başka insanların yanında tavır ve davranışlarını da değiştirmez. Yani riyadan da kurtulur. Bazen oluyor da böyle, abi 3-5 kişi gelince bir heyecanlanıyorum, garip bir hale geliyorum diyen oluyor. Geçenlerde birisi dedi, toplulukta problem yaşıyorum dedi. Halbuki zahirde çok da özgüveni olduğunu gördüğüm birisi. Bunun en büyük problemi bence huzuru daimi dediğimiz kelime, tabir, tasvir. Bunlar kim olur ki onun yanında? Öyle değil mi? Ya Allah görüyor seni yani onun yanına, karşına dünyada makam cihetiyle en büyük adam gelse. İnsan der ki Allah Allah, bunu da Allah görüyor, beni de Allah görüyor. Demek başıma gelenleri de Allah görüyor. O zaman başıma gelenlerinden de Allah'ın haberi var der. Muazzam bir tevhidin mertebesini yakalar. Gerçekleşmez. Şimdi kainattaki meslekler ve meşrepler huzuru daimi arayışında çok ciddi manada yol kat etmişler. Bugün bu huzuru daimi meselesi sürekli Allah'ın huzurunda olduğunun şuuru. Yani görülüyor olma mülahazası. Sürekli beni görüyor. Allah sürekli beni görüyor. Allah daimi beni görüyor. Bir insan her yerde bu şuurlu olduğunu düşünemiyor musunuz da? Yani o insanın kalbindeki samimiyet herhalde. Okumadığın şeyin bile samimisi olur o adam. Sürekli böyle bir şuur olsa. Yani mertebe diyorsanız bence asıl mertebe budur. Sürekli Allah'ın seni gördüğünün farkında bir hayat yaşama. Gafilce bir kahkaha atamazsın. Ha, gülmezsin demiyorum ha. Gafil kahkaha anlıyorsunuz değil mi? Ne için betimleniyor gafil kahkaha? İsraf vakitler, boş vakitler, kafelerde boş vakitler, içki masalarında boş vakitler değil mi? Gençlik buluşmalarında, gereksiz gençlik buluşmalarında boş vakitler. İnsan böyle gafilce kahkahalar atmaz. Sürekli Allah onu görüyor olsa evde saygısızlık edemez anne ve babasına. Çünkü der ki Allah Allah, bak Allah beni görüyor. Ben Allah'ın yanında anneme babama nasıl bağırırım der değil mi mesela o cihetlerde? İnsanlara adalet cihetiyle, şefkat cihetiyle bir yanlış asla zerre miktar yapamaz. Çünkü sürekli Allah görüyor yani. Nasıl muazzam bir mertebe. Şimdi meslek ve meşreplerin en büyük davası huzuru daimi meselesi olmuş. Biz huzuru daimi meselesini bugün üçe ayırıp inceleyeceğiz. Birincisine vahdetül vücut diyeceğiz. İkincisine vahdetül şuhud diyeceğiz. Üçüncüsüne manayı harf, manayı isim diyeceğiz. Tamam mı? Problem var mı? Tek tek işleyelim. Bugün şunu göreceğiz. Huzuru daimi de 3 meslek işleyeceğiz bugün. Birinci ne abi? Vahdeti vücut. Huzuru daimiyi kaç meslek işleyeceğiz bugün? 3. Birinci meslek ne? Vahdeti vücut. Neymiş bu vahdeti vücut? Şimdi Fatih abi şu cümleyi yaz. La mevcude illahu. Şimdi şöyle bir bakalım. Vahdeti vücut mesleğinin kemik cümlelerinden bir tanesi bu. La mevcide mevcude illahu. Ne demek bu biliyor musun? Allah'tan başka hiçbir mevcut yoktur demek. Yani bu mesleğe girmiş birisi şöyle masaya baksa masanın farkında olur mu? Olmaz ve der ki hayır hayır masa yok, Allah var sadece. Anlaşılıyor mu? Peki Seyfetullah'a baksa Seyfetullah'ın farkında olur mu? Hayır hayır Seyfetullah yok, orada da Allah var der. Allah'ın esma ve sıfatları değil zatı var diyor. Anlaşıldı mı? Bütün mevcudatta Allah'ın esma ve sıfatları değil, zatı var diyor. La mevcude illahu, ondan başka mevcut yoktur. Muhiddin Arabi'nin açtığı bir yoldur. Parantez aç yanına. Benden olmayan benim kitabımı okumaz. Vahdeti vücut mesleği önce bir çerçevesini çizelim. Şimdi bak bu mezhepte, bu meslekte şöyle bir durum var. İbnül Arabi veyahut Hallacı Mansur gibi zatlar. Bu zatlar manen bir mertebeye gelmiş. Şimdi bak burada işin en ince yanı şurası. Bu mertebenin ne olduğunu bizim gibiler anlayamayacak. Çünkü hiç gitmediğimiz bir yol. Yani gitmediğimiz derken mücadele etsek de gidemeyiz. O zatların büyük bir mertebesi var yani. İslam'la ilgili birileri gözyaşı da döküyor. Başka bir tanesine bakıyorum. İnternetten o adamla dalga geçiyor mesela. Diyorum ki ya bu adam hiç İslam'la ilgili gözyaşı dökmenin mertebesini bilmemiş ki, bu adam nasıl anlasın bunu? Tabii ki dalga geçecek diyorum. Ya da benim annemin evinde 2 tane kedi var, ben dokunmaya kıyamıyorum. Başka birine bakıyorum kediyi tekmeliyor. Şimdi bu adam kedi sevmenin ve şefkat etmenin bu mertebesine hiç ulaşmamış ki. Kediyi sevmek ne demek, kediye zulmetmek ne demek, bunun ayrımını bir türlü yapamıyor yani. Öyle değil mi? Böyle bir mertebeye ulaşamamış yani bu çocuk. Şimdi İbnül Arabi'nin müncezip halde, yani artık ne oluyor biliyor musun? Kainata bakıyor böyle, Allah Azze ve Celle'yi tefekkür ederken, Allah'a imanı tefekkür ederken, anladın değil mi abi? Burada bir mertebeden çıkılıyor. Allah'a imanı tefekkür ederken abi, kainat birden anlamsızlaşıyor. Ve sadece Allah Azze ve Celle'nin zatı tefekkür ediliyor. Mesela şu odadayız ve yaşıyoruz. Odada yaşıyoruz. Odayı birden 100.000 derece bir ateşe tutuşturdum ama biz yaşamaya devam ediyoruz. Oda ne kadar dayanıyor? 100.000 derece bir ateş var odada Uğur. Tamam mı? Her yer
yanıyor ve her yer kor olur. Doğru mu? Neden? Odada 100 bin derece var. Bu kor hükmüne geçer. Bu şişe kor olur. Bunlar kor olur. Bunlar kor olur. Şimdi ben 100 bin derecede böyle geçsem ve benim asıl konum ateş olsa. O ateşin sevdalısı olsam. Tamam mı? O ateş beni yakıyor ya. 100 bin derece muazzam bir lezzet alıyorum. Odadan geçerken elim buna dokunuyor ya. Bu kaç derece? 100 bin derecede kor olmuş mu? Olmuş. Bu madde midir? Ateş midir? Ben ayırt edemem artık. Devam ediyorum böyle gezmeye. Birden elime bu bardaklar geliyor. 100 bin derecede kor olmuş bu. Bu artık madde mi, ateş mi? Ayırt edemezsin. Çünkü hepsi kor halinde. Masayı tutuyorsun. Ya Rabbim bak bu da ateş yani. Neden? Çünkü 100 bin derece oda yanarken bu ateş midir, madde midir? Ben bunu ayırt edemem. İşte müncezip hal böyle bir hal. Allah Azze ve Celle'nin aşkıyla o mertebeden dolayı acayip sekir bir hale giriyorlar. Müncezip bir hale giriyorlar. Mest haline giriyorlar. Bu halden dolayı kainata baktıklarından az önceki ateş yangını gibi. Artık baktığı Seyfetullah, baktığı bardak, baktığı şişe Allah Azze ve Celle'nin zatı mı, sıfatı mı, esbası mı ayırt? Edemiyor. Göremiyor. Peki işin aslı nedir? İşin aslı şöyle olması lazım. Allah Azze ve Celle'nin Burak zatı bu odanın içinde midir? Zat-ı uluhiyeti? Değildir. Neden? Çünkü zatı zamandan ve mekandan münezzehtir. Peki bu odanın içinde neyi vardır Allah Azze ve Celle'nin? Esması var ve sıfatları var. Demek işin aslı şöyle olması icap ediyor. Allah Azze ve Celle'nin zatı buralarda mı? Haşa değil. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah Azze ve Celle'nin şu etrafta gördüğünüz her şey isimlerinin ve sıfatlarının bir boyasıdır. Güneş bu odanın içinde midir? Hayır. Bilmem kaç ışık yılı uzaktadır. Peki bu odanın içindeki güneşin neyidir? Işıklarıdır. Anlaşıldı mı konu? Bir gün çıktık bahçede yürüyoruz böyle. Üf çok sıcak diyorsun. Sıcaklık neyden? Güneşten. Peki güneş yanında mı? Hayır. Ta nerede? Yanındaki ne? Güneşin şuağı. Değil mi? Güneşin bir ışığı sana değiyor. Aynen o şekilde Allah Azze ve Celle'nin zat-ı uluhiyeti yani kendisi zamandan ve mekandan münezzehtir. Kainatta müşahede ettiğimiz ve gördüğümüz şeyler onun isimlerinin ve sıfatlarının birer boyası hükmündedir. İşte vahdet-i vücut mesleğinde sıfat, isim, zat hepsi birden zat olarak görülüyor. Neden? Burası 100 bin derecelik bir alevken her yer kor dedik ya. Dokunduğu eşya mıdır, ateş midir? Ayırt edemiyor. Aynen böyle bir meslek halidir. La mevcuda illahu. Yani Allah dışında bir mevcut yoktur. Haşa şu tuttuğuna ne diyor? Burada da Allah'ım değil mi? Burada da Allah'ı görüyorum diyor yani haşa değil mi? Her parçada Allah'ı görmeyi betimliyor. Muhyiddin Arabi'nin açtığı bir yoldur. Mahlukatı aşmış bir mertebeden konuşmuş. Şimdi İbnül Arabi bunu müncezip bir halde söylüyor. Üstad Hazretleri diyor ki o mertebe lezzetlidir inmek istemezler diyor. Şimdi o mertebeden söylediğinden İbnül Arabi bir problem yaşamaz. Biiznillah, bir cihette. Ama bizler onun olduğu mertebeye çıkmadan öyle müncezip bir hal yaşamadan aynı cümleyi edersek şer'an çok sıkıntılı olur yani. İfade edebildim. O yüzden İbnül Arabi dahi diyor ki benden olmayan hiç kimse benim eserlerimi okumasın diyor. O mahlukatı aşmış bir mertebeden konuşmuş. Ondan başka mevcut yoktur demiş. Sebeplerde boğulan birisi bunu dese sebeplere ilahlık verir. Senin benim gibi sebeplerde bu kadar boğulan bir adam böyle bir cümle etse var ya biz sebebe ilahlık veririz. Sürahiden başka varlık yoktur deriz. Vallahi diyorum yani onu bile o kadar önemsiyoruz ki. Vahdet ne demektir? Tek demektir. Etrafımızda yaşayan milyonlarca farklı nev. Nev ne demek? Çeşit görürsün. Etrafta yaşayan milyonlarca çeşide kesret denebilir mi? Kesret ne demek? Çokluk demek. Etrafta yaşayan milyonlarca çeşide kesret dedin, kainat dedin, vahdet ettin. Oldu mu? Mehmet'te 100 trilyon hücre var mı? Peki hücre 100 trilyon tane dedim bu ne oldu? Kesret oldu. Mehmet dedim, vahdet oldu. İşte vahdetül vücut da böyle. Anladın mı? Her yerde kesret var ama hayır hepsi Allah diyor, vahdete çıkıyor. Ama şurada bir ince nüans ayarında problem var. Esma ve sıfatları demiyor, zatı diyor. Vücut ise, kaça ayrılıyor vücut? Vedat, vücut ne demek? Hemen elinden göster. Heh, kaşık vücut mu demek? Evet, varlık olan her şeye vücut denir. Vücut ne demek? Ya işte vücut. Vücut, gömlek vücut, saat vücut, bu vücut, aslan giray vücut, kamera vücut. Varlığı olan her şeye vücut denir. Bu vücudun mertebeleri vardır. Birinci mertebesi, vacip olan vücut demektir. Vacip, zorunlu demek, ihsan. Tamam mı? Vacip ne demek? Varlığı zorunlu. Vacibül vücut demek bir vücut zorunlu olmak zorunda. Ya abi ne diyorsun bir vücut zorunlu olmak zor? Benim gibi sonradan olan bir vücut varsa sonradan olmayan bir vücut olmak zorunda demek. Anladın mı demek istediğimi? Buna vacibül vücut diyor. Masa varsa marangoz olmak zorunda mı? Kesin zorunda mı?
%100 zorunda. O zaman bu masa varsa marangozun varlığı zorunlu diyorum. Doğru mu? Yunus varsa annesi olmak zorunda mı? Zorunda. Yunus varsa annesinin olma zorunluluğuna ne diyoruz? Vacip diyorum. Peki kainatta gördüğünüz ben, sürahi, masa, eşya, güneş, yıldız, ay hepsi varsa ve bunların hepsi sonradan varsa, sonradan olmayan bir vücut olmak zorunda mı? Evet. Buna ne diyeceğiz? Vacib bir vücut diyeceğiz. Vacip olan vücut, yani vücudu ebedi ve ezeli olup başka hiçbir şeye muhtaç olmayan, bizatihi nefsi ile kaim olan Allah'tır. Vacip ne demek? Olması zorunlu. Vücut ne demek? Çayın vücut, ha. Vacib bir vücut. Abi bir varlık var, olmak zorunda. Değil mi? Böyle kelime kodlayın var ya, kelimeleri çözün, hiç anlam yazmanıza gerek yok. Vücut üçe ayrılır dedik. Bir ne dedik? Vacib bir vücut ne demek? Varlığı zorunlu demek. İki, mümteni. Mümteni? İmkansız. Yani varlığı imkansız olan demek, değil mi? Mümteni vücut. Haşa, ikinci bir Allah ne oluyor? Mümteni bir vücut oluyor. İşte böyle derin felsefe meselelerini üstad diyor ki bir köyde iki muhtar olamaz. Kelam ilminde var ya, trilyon sayfa yazmışlar. Üstad diyor ki bir köyde iki muhtar olamaz. Üçüncüsü, mümkün vücut. Mümkün. Olmasıyla olmaması müsavi, eşit. Mümkün vücut, yani varlığıyla yokluğu müsavi olan şeylere denir. Olabilir, olmayabilir. Varlığı ve yokluğu eşit olduğundan, mesela Seyfetullah, kaç yaşında Seyfetullah? 20 yıl önce senin var olabilmen de ihtimaldi, yok olabilmen de ihtimaldi. Yani olmayabilmen de, doğru mu? Bak şu cümleye bak ya Burak Uz. Varlığı ve yokluğu eşit olduğundan, 20 yıl önce eşit mi? Var da olabilirsin, yok da. Eşitliği bozup tercih eden bir müreccihe zaruret vardır. Ya şu cümleye bak ya. Ben devam ediyorum. Varlığı ve yokluğu eşit olduğundan, o eşitliği bozup ya var olsun hadi diyen bir irade olmak zorunda. Bu müreccihin, tercih edicinin mümkün değil, vacip vücut olması zorunludur. Çünkü her şey hadis. Yani sonradan olma ise her sonradan olmayı tercih eden ve sonradan olmayan bizzat olmak zorunda. Zira mümkün, mümküne illet olamaz. Ya benim anam benim resmimi çizemez, beni nasıl yapsın ya? Ha? Anam mümkün mü? Mümkün. Oğlu mümkün mü? Mümkün. Babam mümkün mü? Mümkün. Ya benim resmimi çizemezler. Nasıl yapacaklar? Demek mümkün mümküne sebep olamaz. Her mümkünün sebebi üst perdeden vacip bir vücuda dayanmak zorunda. Çünkü mümkün mümküne illet olamaz. Çok ufak bir not, araştırmak isteyen olursa devir ve teselsül. Evet, zincirleme delilleri buna ispattır diye bir şey yapmak isteyen varsa. Devam ediyorum okumaya. Öyleyse varlığı yokluğunu galip gelen kainat bütün zerratı ile vacip bir müreccihe delalet eder, işaret eder. Kainatta her şey sonradan var mıdır? Evet. Peki madem bu eşitti tercihler, bu eşitlik bozulup kainatın tamamı sonradan var ise, kainatta gördüğünüz en küçük atoma kadar her şey sonradan var eden bir tercih ediciye işaret eder. Peki abi biz bugün 3 meslek inceleyeceğiz. Temel amaç ne bu mesleklerde? Huzuru daimi. Birinci işlediğimiz meslek ne? Vahdeti vücut. Yani kainatta mevcut olan her şey Allah'ın bizzat kendi zatıdır diyen meslek. Bu mesleği kabul eden bazı zatlar hiçbir varlık yoktur, sadece o vardır. Yani Allah azze ve celle vardır diye kabul etmişler. Bu bir manevi sarhoşluk hali olduğundan, cezbe hali olduğundan kendileri söylediklerinden mesul değillerdir. Çünkü şeytan oradan bile ne yani şimdi ben içki sarhoş olup adamı öldürsem mesul değil miyimdir diye. Var mı? Kime düşündürdü? Ha? Sana mı? Sana düşündürmüş. Sen deli herhalde. Allah Allah. Bana düşündürdü. Evet. Öyle düşünmeyin. Lakin bu hale girmeden bir kişi aynı cümleleri söylese, la mevcuda illahu dese, o kişi mesul olur. Doğru mu? Yani o 100.000 derecelik kor alevde yanmadan söylense o kişi mesul olur. İstirak. İstirak gark olmadan geliyor. Dalmak, gark olmak. Dalma. Hani diyor ya, sefinem gark oldu diyor ya. Ne diyor? Gemim battı değil mi? Gark olmak, dalmak. İstirak. Orada yumuşak G var. İstirak halinin bir gölgesi günlük hayatımızda bazen bize de gözükür. Şimdi konuyu anlayabilelim diye bir ufak örnek koydum. Yani o mertebeyi anlamak çok zor da belki bir anlam verebiliriz diye. İstirak halinin bir gölgesi günlük hayatımızda bazen bize de gözükür. Kendini manaya kaptırdı mı artık kelimeleri bir bakıma görmez olur. Mesela okuma kampına gittik geçenlerde. Böyle
saatlerce okuyunca bütün böyle namazlar, uzun tesbihatlar, Kur'anlar, sürekli sohbet. Yatıyoruz sohbet, kalkıyoruz sohbet, kahvaltıda sohbet, yemekte sohbet. Sabahtan akşama kadar böyle geçince artık o insan mana havuzuna düşmüş gibi oluyor sürekli. İlmi bir eseri okuyan insan kendini manaya kaptırdı mı artık kelimeleri bir bakıma görmez olur. Yani okur ama okuduğunun farkında değildir. Onları hatırlamaz, onlarla meşgul olmaz. Yani okuduğu kelimelerle uğraşmaz, direkt manaya dalmıştır ve tefekkür halindedir. O her şeyiyle ilme dalmış, onda gark olmuştur. Artık derine dalmıştır, ilmin derinine. Elinde bir kitap tuttuğunun farkında değildir. O anda kitabı unuttuğu gibi onu tutan parmaklarını, ona bakan gözlerini de unutmuştur. Bu bir istirak halidir yumuşak G'yle. Bu bir istirak halidir, yani bir dalma halidir. Bizdeki bu hali birkaç milyonla çarparsak işte İbnül Arabi'nin o sekir hali de böyle bir hal oluyor. Müncezip hali de böyle bir hal oluyor. Anlatabildim değil mi? Bazen de bir film izlerken dalarız, televizyonu unuturuz, odayı unuturuz, gözümüzü unuturuz. Hatta bir şey yemeye devam ederiz ama yediğimizin farkında değilizdir. Böyle meleki olmuştur. Bir de böyle duygusal bir filmse, senin his dünyandaki bir acının kapı tokmağına dokunduysan, aynı benzer bir acıyı sen yaşadıysan böyle inanılmaz gönül dünyan alev alev yanar. Değil mi? Hani yüreğin mi yandı falan derler ya, az önceki yangın örneğiyle birleştirelim. Bizim yüreğimiz bir parça yandığı anda odanın içerisinde ne var ne yok her bir şeyi unuturuz, öyle değil mi? Hatta şey olur böyle, çocuk ağlar onu duymazsın belki, telefon çalar telefonu duymazsın değil mi? Bütün dikkatin o film sonucunda his dünyanda açılan o derin yaradadır. Parmağını unutursun, kaşını unutursun, gözünü unutursun. Ne olur? Ufak bir şekilde bir istirak hali olur. Minnacık bir müncezip bir hal olur değil mi? Ya da yatakta uyku halinde. Hatırlayan var mı böyle parmağımı nasıl kullandım, kafamı nasıl kullandım? Var mı hatırlayan? Bizim Ecmel Vera yatakta şöyle koyuyoruz, böyle yatıyor. Böyle geri bakıyoruz, ertesi gün bir saat sonra böyle, üç saat sonra böyle, beş saat sonra tepe takla uyuyor orada. Şimdi farkında olsa öyle yapar mı? Öyle değil mi? İnsan o halde bile farkında olmuyor değil mi? Bir uyku hali bile böyleyse bir de İbn-i Arabi'nin halini bir hayal edelim. 29. mektupta Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Hangi meslekle ilgili? Vahdet-i vücut. Amaç neydi bu mesleklerde? Huzuru daimi. Hangi meslekteyiz şu an? Vahdet-i vücut. Vahdet-i vücut. Üstad Hazretleri vahdet-i vücutla ilgili şöyle söylüyor. O meşrep daire-i esbaptan geçip, sebepler dairesinden çıkıp, terk-i masiva. Masiva ne demek? Allah haricindeki her şeyi terk ederek, terk-i masiva sırrıyla mümkinattan, mümkinat bizler oluyoruz. Değil mi? Ne diyordu bizim vücudumuza? İmkan. Allah'ınki vacip. Mümkinattan alakasını kesen ehas-ı havasın, çok büyük mertebedeki insanların istirak-ı mutlak haletinde, istirak hiçbir şeyin farkında değil. Mazhar olduğu salih bir meşreptir. Şimdi önce Üstad Hazretleri ya, vallahi helal olsun ya. Önce salih bir meşrep deyip o zatları muhafazaya almış Üstad Hazretleri. Bu meşrebe esbab içinde boğulanların ve dünyaya aşık olanların ve felsefeyi maddiye ile tabiata saplananların nazarına ilmi bir surette telkin etmek, her şeyi dünya, kalbi dünya, işi dünya, gücü dünya olanların gözünün önüne bakın böyle bir meslek de var demek, tabiat ve maddede onları boğdurmaktır ve hakikat-ı İslamiye'den uzaklaştırmaktır. Evet, böyle bir mertebe var. İbn-i Arabi yaşamış ama bizler gibi sebepler bataklığında boğulan insanlara bir de böyle meslek var dersek, bizim kalbimizde temel alaka nereyeyse, eve ise, arabaysa, kameraysa, biz Allah Azze ve Celle değil, her şeyi onda görüp bizzat o sebebe tapar bir hale geliriz. O yüzden herkese sunulur mu bu meslek? Hayır. Şimdi Risale'den değil, yazılarımdan devam ediyorum. Hani bazı ilaçlar vardır, üzerine not düşülmüştür. Çocuklarınızın ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz diye. Bu meşrep de öyle bir meşreptir. Şartı ehas-ı havas. Yani hasların da hası. Anladın mı? Velayetin en ileri derecelerinde bulunmak. Onlara da her zaman tavsiye edilmiyor. Sadece istirak-ı mutlak halinde geçerli. Yani onlar farkında olarak bu mesleğe girebilirler mi? Giremezler. Farkında değillerse bu meslekten olmuş olabilirler. Vahdet-i vücut. Anlaşılıyor değil mi? Vahdet-i vücut. Şey değil mi abi? Olurum diyen olamıyor yani. Heh, eyvallah. Olurum diyen olamaz. Abi zaten sorumluluktan kurtaran yüzü de bu oluyor. Aynen öylesi. Aynen. Müncezip hal sorumluluktan kurtaran yüzü oluyor. Yani tevhid denizinde tam gark olup o deryada boğulup Allah'tan gayrı ne varsa hepsinden alakayı kestikleri zaman la mevcude illa hu diyebiliyorlar. Yani bunun farkında olarak mı yapıyorlar Murat? Hayır. Vahdet-i vücut ekolü farkında olarak uygulanabilecek bir ekol değil. Tevhidde Allah'a iman mertebesinde bir mertebede ciddi bir yol kat ediliyor. Kaç mertebede? Bir mertebede. Allah'a imanda ciddi bir yol kat ediliyor ve müncezip bir hal alıyor kişi. Farkında olmadan bu mesleğe girmiş oluyor. Devam edebilir miyim? Dinliyor musunuz? Elimize bir meyveyi düşünelim. Elimizde bir meyve var. Bu meyve halk, yani yaratma fiiliyle var olmuş. Doğru mu? Evet.
Kahveyi düşünelim mi? Sonuçta içindeki her şeyi yaratan Allah, değil mi? Bu kahve halk yani yaratma fiiliyle var olmuş ve onda halık ismi tecelli etmiştir. Doğru mu buraya kadar? Baktığımda şuradaki kullanılan hangi madde, hangi boya, hangi renk varsa hepsi yaratılmış ve sonradan olmuş mudur? Evet, o zaman bu kahvede halık ismi var. Allah yaratmış. Bu fiil ve bu tecelli olmasa o meyve vücuda gelmez. Yani Allah Azze ve Celle'nin Halık ismini şu an görebildik değil mi İrfan? Yani varsayılan cihette. Evet, burada bir Halık ismi var. Çünkü ney bu? Sonradan olmuş. Eğer Halık ismi tecelli etmese bu kahve vücuda gelir mi? Gelmez. İşte bizim ilmen, fikren düşündüğümüz bu manayı o mümtaz zatlar hissederler, yaşarlar. O hal ile hallenirler ve cezbe halinde o meyvenin yani bu kahvenin yokluğuna hükmederler. Şimdi bazen böyle bazı gecelerde şey olur, sizde de olur mu? Şöyle bir cama bakarsın, öyle bir derinleşirsin ki gecenin karanlığında o loş ışıkla oda net gözükür ama bütün oda yok olur gözünde. Baktığın cam bile yok olur, doğru mu? İşte o zatlar ben kahveyi gördüğüm anda yeşil rengi kafama kazınıyor. Ama o zat bunun üzerinde halık ismi var, yaratıcı ismi var. Kahveyi bile görmüyor o isme yoğunlaşmaktan. Anladın mı demek istediğimi? Oldu değil mi? Hani şey olur böyle. Mesela baban gelir şöyle öyle bir tokat atar ki sana. Babam bana bunu nasıl yaptı dersin? Tokat, kızarıklık, burnunun kanaması, hiçbir şey görmez, sadece babana yoğunlaşırsın. O benim babam ya, babam ya. Babalık bir sıfat değil mi? Değil mi? Babalık bir sıfat. O sıfata yoğunlaşırsın. Onda baba sıfatı var ya, bana nasıl böyle vurulur deyip acıyı bile hissetmezsin. Onun gibi düşün. Yani kahve var ama kahveyi bile görmüyor. Neye yoğunlaşmış? Halık ismine yoğunlaşmış. İstirak halinden çıkınca bu kahveyi afiyetle içer ve rezzak olan Allah'a şükrederler. İstirak halinde şükür yoktur çünkü kahve yoktur. Kahvenin varlığından haberdar olmadığı için direkt halık ismine yoğunlaştığından bu kahveyi içmeye şükredilir mi? Edilmez. Buyur abi. Evet. İstirak halinde şükür de yoktur zira ne kahve vardır ne de insan. Kendini de görmüyor ki. Çok ince bir mesele. Nur külliyatında bu meşrebin salih olduğu, bu meşrebin zannedildiği gibi en ileri bir hakikat yolu olmadığına da bilhassa dikkat çekilir. Şimdi ufak ufak konumuza gelelim. Evet, bu meşrebin girenlerini Üstad Hazretleri bir savunmaya almışlar ama bu meşrep zannedildiği gibi bir insanın ulaşabileceği en üst mertebe değildir. 29. mektupta şöyle söylüyor Üstad Hazretleri. Hulefai Raşidinden. Kim oluyor Hulefai Raşidin? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali değil mi? Ve Eyyime-i Müştehidinden. Müştehit imamlar. Ve Selefi Salihinin büyüklerinden o meşrep sarihen görünmüyor. Yani Üstad Hazretleri diyor ki evet Vahdet-i Vücut diye bir meşrep var. Şimdi bazen meşrep diyor böyle, bazen meslek diyor, garip. Neyse. Evet böyle bir meşrep var diyor. Ama diyor büyüklerin hiçbirisinde böyle bir meşrep görülmemiştir diyor. Denilerek bu meşrebin hususi kaldığı, umuma mal olmadığı vurgulanır. Tekrar söyleyeyim, umuma mal olmaması gerektiğini İbn-i Arabi de farkında, benim kitabımı benden olmayan okumasın diyor. Çünkü dedim ya o bilinçli çıkılabilecek bir mertebe değil, bir yer değil. Oraya bilinçli çıksa kişi esbaba belki prestij eder, tapar. Ne sahabeler, ne mezhep imamları, ne de asırlara yön vermekle vazifeli İmam Gazali, İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani gibi mümtaz zatlar böyle bir yolda gitmemişler. Onlar bütün gayretlerini nübüvvet vazifesi dediğimiz insanları irşat etme, ikaz etme, hakkı sevdirme, batıldan nefret ettirmede merkezleştirmişlerdir. Hakkı sevdirmede, batıldan nefret ettirmede önemli bir rol oynar çünkü her şey zıttıyla bilinir. O da önemli. Bu kutsi vazife ise yani o imamların yaptığı Allah'ı tanıma, tanıttırma, sevme, sevdirme gibi kutsi vazife ise İstirak değil, istirak dalmak değil, sahve yani uyanıklık halidir. Sahve uyanıklık. İstirak gark, cezbe hali, sahve uyanıklık hali. Nitekim İbnül Arabi bizim mertebemize çıkmayan kitabımızı okumasın buyurmakta meşrebin hususi kaldığını beyan etmiştir. Nur külliyatında dikkat çekilen önemli bir nokta da bu meşrebe giren bir velinin sadece Allah'a imanda terakki ettiğidir. Yani birisi vahdeti vücut mesleğine ve meşrebine girse imanın hangi mertebesinde derinleşiyor? Allah'a iman. Peki diğer mertebeler ne olacak? Anladın mı? Şimdi de üstad dezavantajları anlatıyor. Buna karşılık diğer iman rükünlerini düşünmemekle yahut hayal saymakla onlardan gereken feyzi alamamaktadırlar. İstirak halinde söylenen yani bu cezbe halinde, dalma halinde, gark olma halinde söylenen la mevcude illahu sözünün uyanık halde söylense diğer beş iman rüknünün dikkate alınmaması sonucu doğar. Yani zahirde söylense şerri karşılığı büyük bir şey bunun. Tehlikeli zahirde. Birazdan hallacı anlatacağım, orada göreceğiz inşallah. Ama üstadın o muazzam
ahlakına bak. Önce salih diyerek kişiyi muhafaza ediyor. Ona çok güzel bir değer atfediyor. Ondan sonra da bizim gibilere olmayacağını çok güzel izahta bulunuyor. Öte yandan bu meşrebi uyanık halde iddia etmek. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini hayal ve vehim derecesine indirmek gibi büyük bir cinayettir. Düşsene, uyanık halde söylüyorsun ve diyorsun ki hayır, hiçbir yerde esması tecellisi yok diyorsun. Rızık hayal olunca, değil mi? Mevcudat var mıydı? Mevcudat yok. Kahve var mı o zaman Ömer? Kahve rızık mı? Kahve yok. Rızık hayal olunca Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyeti de haşa hakiki olmayacak. Rızık yoksa rezzak olmaz manası çıkabilir. Mahlukata hayal dediniz mi, Allah'ın yaratıcılığı da, yani halk etmesi de hayal olabilir. Sıkıntı çıkar. Hayali şeyleri yaratmak için sonsuz bir kudret, irade gerekmeyeceğinden bütün ilahi sıfatların ulviyetleri de gizlenecektir. Sadece Allah'ın zatına nazar edilmekle sıfatlara, fiillere, isimlere ve onların tecelli etmiş olduğu mahlukata bakılmayacak. Bunun ise velayette yüksek bir meşrep olmayacağı açıktır. Neden yüksek bir meşrep yok? Şimdi bugün velayet denilen olay marifetullah, yani Allah'ı bilmek ile Allah'a yaklaşmaktır. Doğru mu? Demek bir insan Allah'ı ne kadar bilse o kadar Allah'a yaklaşmış olur, değil mi? Şimdi bugün bir Doğan, bir Lamborghini'yi normal şartlarda geçebilir mi? Hayır. Geçemez. Lamborghini'nin tekerini patlatırsın geçer, şanzımanını bozarsın geçer ama normal şartlarda bir Doğan, bir Lamborghini'yi geçemez. Alınmıyorsun değil mi Murat? Peki bugün normal şartlarda, yani verilen sınır meselesinde bir melek bir insanı geçebilir mi? Asla geçemez. Niye geçemez? İşte sebebi şu. Ben Allah'ın esmalarını okuyabiliyorum ama melek hepsini okuyamıyor. Şimdi Allah'ın Rezzak ismi var. Ne demek? Rızık verici. Bir insan Rezzak ismini anlasa tevhidde bir mertebe alır mı? Alır. Şimdi ben Rezzak ismini nasıl okuyabilirim? Her şey zıttıyla bilindiği gibi Rezzak ismi de zıttıyla bilinir. Ben acıkarak Rezzak ismini okuyabilirim. Doğru mu? Şimdi acıkmayan bir Mehmet, rızık verici Allah ne demek anlayabilir mi? Anlayamaz. Acıkmayan bir melek, rızık verici Allah ne demek anlayabilir mi? Anlayamaz. Ben acıkabildiğimden dolayı Rezzak burcunda bir tevhid mertebesi yakalarken melek bunu yapamaz. Ben hastalanan biriyim değil mi? Peki hastalanmam sonucu hangi ismi okuyabilirim? Şafii ismini okuyabilirim. Peki melekte var mı bir hastalık? Hayır. Ben Şafii burcundan Allah'ı daha fazla tanıyıp bir tevhid mertebesi atlayabilirken melek bunu yapamaz. Vahdet-i vücut mesleğinde mevcudat gözükmediğinden kendi dahil esmalar da görünmez ve ne kadar ilerlenirse ilerlenirse tevhidin en üst mertebelerine çıkılamaz. Oldu mu? Başkanım, o adama bir yumruk atsam ne yapacak? Vallahi kardeşim, hallaca bir işkenceler etmişler, ellerini kesmek dahil. Hala elindeki kanla Enel Hak yazmış yere. O yüzden mesul değiller. Yani gerçekten kendimiz gibi düşünmememiz lazım Uğur. Çok darlık olur. Muhakeme etmesi zor yani. Çok zor. Mesela Hallacı Mansur o halden çıkıyor, tövbe et diyorlar. Hem de onun eski hocalarından Cüneydi Bağdadi de dahil. Gene etmiyor. Gene Enel Hak diyor. Yani o zat için yüksek bir mertebe. Bizim anlayabileceğimiz bir hal de değil yani. Sadece biz o mesleklerden gidemeyiz. O tercih edilebilecek bir meslek değil. Anlamamız gereken ayrım burası. Maktül Sühreverdi ve Hallacı Mansur. Hallacı Mansur'u ben bugün anlatacağım. O da yine dediğim gibi yani bizim için uygun olmayan bir meslek ama Hallacı Mansur da çok büyük bir zat. Kendi dönemi, kendi yaşanılan şeyi için. Mesela o dönemlerde zaten çok fazla meslek meşrebi aslında saygı var. Çok fazla var yani ama Hallacı Mansur sehve halinde, yani uyanıklık halinde de Enel Hak demeye mecbur olduğundan dolayı orada hükmü uygulamaya mecbur kalmışlar. Ve hükmü uygulayıp cübbe giyenlerden bir tanesi de onun eski hocası Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Hallacı Mansur gibi kimseler için zamanında bazı sert kararlar da verilmiş. Bana sorarsanız çok tarif edemeyeceğim ama mesela Hallacı Mansur'un benim gönül dünyamda bir yeri var. Neden bilmiyorum yani. Herhalde görmediğim bir dava adamı, ondan olabilir. O yüzden ne bileyim, çok sizleri de etkileyeceğini düşünüyorum okuyacağım şeylerini ya. Yani ben yıllardır Hallacı Mansur'un o Enel Hak, yani o meşrebiyle ilgili değil de kendi duruşu ile ilgili, samimiyetiyle ilgili gönül dünyamda bir yeri var yani. Bu zatlar alem-i sekir halinde, yani o cezbe halinde söyledikleri bazı sözleri alem-i sahve ettikleri zaman da söylemişler. Yani şimdi orada hak verip anlamaya çalışmışlar. Cezbe halinde Enel Hak demiş. Hangi mesleği konuşuyoruz biz? Vahdet-i vücut. Vahdet-i vücut mesleğinde kainatta, mevcudatta baktığında mevcudatı görebiliyor mu? Göremiyor. Neyi görüyor? Her şeyde Hakk'ı görüyor değil mi? Hallacı Mansur da mevcudata bakmış, Hakk'ı görmüş. Suya bakmış, Hakk'ı görmüş. Etrafındaki ağaca bakmış, Hakk'ı görmüş. Kendisine bir bakmış. Kendisinde de Hakk'ı görmüş. Sonra demiş ki, aa Enel Hak demiş.
Ama orada haşa kendisinin ilah olduğunu iddia etmiyor haşa. Mesela biz bugün Allah Azze ve Celle'nin söylediği bir ayeti telaffuz ettiğimizde haşa kendimizin Allah olduğunu mu iddia ediyoruz? Öyle değil. O da o cezbe halinde ben de oyum demek istemiş yani. Hallaç enel hak demiş. Yani ben hakkım demiş. Şeriata göre böyle denmemeli ama çok ilginç de bir makamda gitmeyen bilmiyor. Yani onun makamı dedik ya hani öyle bir mertebede söylemiş. Tevbe et diyorlar onu da yapmıyor Hallacı Mansur. Bundan dolayı saf ve masum kitleleri idlal eder endişesiyle tecziye etmişler yani ceza vermişler. Hayatına bakacak olursak Hallacı Mansur asılmaya götürülürken bile fikrinde ısrarcı olmuş. Hiç geri adım atmamış yani. Çok ilginç meseleler ya. Halifenin huzurunda 300 kamçı vururlar. Kamçıyı her vurulduğunda kamçıdan Hallaç korkma diye ses gelir. Kamçıdan. Bir zat şöyle der. Ben Hallac'ın 300 kamçıya dayandığına şaşırmıyorum. Bu celladın bu sesi duyup vurmaya nasıl devam ettiğine şaşırıyorum. Rivayetler daha fazla yani. Hallac'ın eli ayağı kesildikten sonra yakıyorlar. Külünden bile Enel Hak sesi geliyor. Rivayetler böyle yani. Ama o celladın da makamı yüksek. Çünkü o sesleri duymasına rağmen verilen emre göre hükmetmiş. Hallaca taş da atıyorlar. Hallacı sevenler taş atmıyor. Diyor ki siz bir sevap alırsınız, taş atanlar iki sevap alır diyor Hallaç. Beni sevdiğinizden dolayı taş atmadığınız bir sevap, onlara emre itaat ettiği iki sevap alır diyor. Nasıl büyüklük anlıyor musun? Ömrünün son anları ile ilgili şöyle bir vaka nakledilir. Ömer okuyayım mı? Çok ilginç ya. Hallacı hapse atarlar. Birinci gün bakarlar ki kapılar kilitli ama Hallaç hapiste yok. Burayı hayal edelim mi hapis diye Samet? Birinci gün geldin sen gardiyansın. Kapılar kilitli mi? Hallacı Mansur nerede? İçeride yok. Ertesi gün yani ikinci gün bakarlar ki hapishane yerinde yok. Birinci gün kapılar kilitli, Hallaç yerinde yok. İkinci gün gelirler ki hapishane yerinde yok. Üçüncü gün bakarlar ki Hallaç hapishane ile birlikte avdet etmiş. Avdet? Geri dönmek. Sebebini sorarlar ve şöyle cevap verir. Birinci gün ben onun yanındaydım. Birinci gün neydi? Gelip bakıyorlar. Hallacı Mansur yerinde yok. Birinci gün ben onun yanındaydım. İkinci gün geliyorlar. Hem hapishane yoktu hem Hallacı yoktu değil mi? İkinci gün o buradaydı. Mekan la mekan oldu cümle cisim can oldu diyor. Mekan la mekan. Mekan yok demek. Cümle cisim de can oldu o oldu diyor. Üçüncü gün o oradaydı ben buradaydım o yüzden gördünüz diyor. Sübhanallah. O iltibaslı sözler, iltibas? Karışık. O iltibaslı sözler başkalarına vesile-i dalalet olabilir diye hakkında verilen karar infaz edilmiş. Hatta hüküm esnasında cübbe giyenlerden bir tanesi de eski hocası Cüneydi Bağdadi Hazretleri olmuş. Tabii onlar şeriatı uyguladıklarından bir beis yok onlar için. Günümüzde bunları yani günümüzdeki vahdet-i vücudu konuşmaya çalışanların aslında çok bu kadar istigrak edip de şey yapabildiklerini ben tahmin edemiyorum şey olarak. Dedin yani sebepler içerisinde hepimiz boğulmuş içerisindeyiz. Her ne kadar sıyrılmaya çalışsak da tutup da vahdet-i vücudu sorup ben vahdet-i vücut cihetiyle ilerlemeye çalışıyorum diyenler çok bana bu dinlediğimiz şey ders neticesinde çok şey gelmiyor yani. O istirak dediğimiz noktayı yakalayabilmek bu kadar bu günümüz dünyasında çok zor. İlginç bir hal. Az önce dedi ya hani birisi vursa ne olur diye. Eli kesilmiş, kanlı Enel Hak yazmaya devam etmiş yani. Şimdi yeni konuya geçiyorum. 2. Vahdet-i şuhud. La meşhude illahu. Allah'tan başka görülen yoktur. Şimdi o dönemlerde la mevcude illahu yani vahdet-i vücut Hindistan'da çok rağbet görüyor. Ve Hindistan'da sadece o dönem 700 küsur din var. Çok fazla tahrip noktalarına geliyor artık bunların yayılması. Sadece bunun değil yani bu manada çok şeyin yayılması. Hatta Moğollar döneminde Müslümana bir dana kestirilip helal et yedirilmeyip kapılarına domuz eti gönderiliyor falan. Yine şimdiki dönemlerde o Çinli namussuzların Uygur Türklerine yaşattıkları falan var ya aynı o emsaller. Şimdi o dönemler öyle sorunlu dönemler ve buna karşılık çok 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 hayırlı üst düzey mücadelelerde bulunuyorlar ama vahdet-i şuhud onların ekolünden gelen bir şey. Onlar da mevcudatı görüyor. Ama diyor ki bu görülen mevcudatın hepsi çok önemsiz diyor. Ama vahdet-i şuhudun var olma sebebi vahdet-i vücuda daha olumlu bir alternatif oluşturmak.
tepki olarak doğuyor ve uygun bir alternatif oluşturmak istiyor. Çünkü Hindistan bölgesinde özellikle batıl hat safhalara geliyor. Hat safhalara. Buyur abi. Abi şimdi bile yani o ineğe tapma mevzusu ondan kaynaklı. Yani o inekte aslında Tanrı'yı gördükleri için ineğe tapıyorlar. Ya. Yani aynı hesaba geliyor. Hindistan çok tabii sıkıntılı. Bildiğiniz gibi değil ya. Ya inekteki o verimlilik işte süt vermesi falan. İşte tabiat anayı görüyorlar. Tanrı'yı onunla gördükleri ya, için yani. Evet. Böyle çok 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 ince şeyler var. Deformasyonlar var ve burada bu vahdeti vücut da rol oynuyor yani açıkçası. O bölgelerde, Hindistan bölgelerinde. Şimdi bu vahdeti vücuda alternatif olsun, ondaki tahribatı azaltsın diye vahdeti şuhud çıkıyor. Vahdeti şuhud. Evet, mevcudat var ama ben Allah'tan başkasını müşahede etmem diyor. Vahdeti vücutta Murat mevcudatı kabul ediyor muydu? Mevcudat yok, her şey Allah'ın kendisidir diyordu. Doğru mu? Peki vahdeti şuhudda mevcudatı kabul ediyor mu? Çünkü şuhud, müşahade, şahit olma. Vahdet-i şuhud'da mevcudatı kabul ediyor mu? Peki önemsiyor mu? Hiç önemsemiyor. Evet ben görüyorum diyor. Ama ben yine Allah'tan başka hiçbir şey önemsemem diyor. Denizin içindeki balığın, ben denizin içinden başka şeyi kabul etmem, gözümde görmez demesi gibidir. Oldu mu? Değil mi? Denizin içindeki balık. Cihan ara, cihan içredir, arayı bilmezler. O mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Bırak etrafı, denizin içinde olduğunu bilmez balık. Değil mi? Masiva. Allah'tan gayrı her şey değil mi? Masiva ve kainatı tamamıyla inkar etmek yerine unutmak ve görmezlikten gelmek tarzı ile huzuru ilahiyi temin etmeye çalışırlar. Bak amaç nereye çıktı yine? Huzuru daimi. Mevcudatı inkar ediyorlar mı İbrahim? Etmiyorlar. Ama diyorlar ki ya köşede kalsın, çok da lüzumlu değil diyorlar. Anladın mı? Bu şekilde huzuru daimi temin etmeye çalışıyorlar. Vahdet-i şuhud la meşhude illahu. Tasavvuftaki fena yani Allah'ta yok oluş durumuyla bağlantılıdır. Üstad ne diyor? Fena fillah. İşte Allah'ta yok oluş manası buradan çıkıyor. Anladın mı? Üstad üç mertebeden bahsediyor. Fena fillah, fena fil resul, fena fil şey, fena fil ihvan diyor değil mi? Demek Allah'ta fani olmayla alakalı bir şey. Her şeyi görüyorum ama ben Allah'ta faniyim, hiçbirini önemsemiyorum. Kişinin kalbinde ondan başkası kalmamıştır. Masivaya yani Allah dışındaki varlıklara ilişkin bilinci yok olmuştur. Her şey ondandır denilebilir ama her şey odur denilmesi fena halinin ortaya çıkardığı bir yanılgıdır. Yani Üstad Hazretleri bu meslekte de bir yanılgı olduğunu söylüyor. Fena olunca işte her şey odur gibi bir mana çıkıyor. Burada da ince bir problem var. Vahdet-i vücut anlayışını benimseyen mutasavvıf fena makamında kalıp beka makamına ulaşamadıkları için bu yanlışa düşmüşlerdir. Eslem ne demek Vedo? Değil mi? Selametli. Selametli ne demek? Güvenilir değil mi? Sağlıklı. Güvenilir. İslam, Eslem değil mi? Aynı kök. Selim. Buyur abi başlayalım. Hem şu tarik daha Eslem'dir. Şu Üstad Hazretleri'nin şu tarik dediği temelini aç, fak, şefkat, tefekkür oluşturuyor. Ve bu tarik ne? 4 hatveden oluşuyor. 4 adet hatveden. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervezane davaları bulunmaz. Yüksekten konuşup atıp tutmak. Çünkü acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Az önce konuştuğumuz, dersin başında konuştuğumuz manaları da zihninizden çıkarmayın. Bir insan kendi nefsinin kusurunu bulmaktan vazgeçtiği anda ilk yapmak isteyeceği şey kendisine bir mertebe, bir makam vermek olur. Ondan sonra da evet bu verdiğim makam mertebeden yürümeye başlayabiliriz olur. Birisi beni rüyada gördü, ben kendimi rüyada gördüm, rüyada bir mana aldım. 10 kişi beni çok güzel alkışladı, şu koskocaman eseri de ben yaptım gibi manaları bir kişi kendinden bildiği anda, kendi nefsine takıldığı anda hafizanallah perişan olur. Bizim Eslem tarikimiz bu ince ve temel noktalardan geliyor. Bir insan fena fil ihvan olsa, sürekli kendi kusurlarıyla meşgul olsa en küçük kusuruna kadar teheccüde çat diye bir uyanışta kalktın ama kalkarken de şöyle sünnet üzere yatsaydın daha güzel olmaz mıydı be? Değil mi? Hani orada bile mi? Ya işte orada da bunu bulacaksın. Sünnet üzere mi kalktın? Ya bugün de sünnet üzere kalktın ama 5 değil de 4 saat uyusan daha güzel olmaz mıydı? O 1 saatte tutar, Ahmet'i arardın, okumalarını takip ederdin, namazını kıldın mı Ahmet derdin. Kardeşlerim, konuştuklarımız bugün dışarıda kendini satmayla vakit geçiren insanların çok uzak olduğu manalar. Bugün bir insan elinden gelen güzel bir iş varsa adam yetiştirme, talebe yetiştirme, gönüllere ulaşma noktalarıyla en ince zahmet ve ayrıntısına kadar uğraşmaktan geri duruyor artık. O yüzden benim gözümde bundan daha kıymetli
ikinci bir meslek hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman kıyasta kabul etmedi. Ya öyle devam edelim bakalım. Hem bu tarik daha umumi ve cadde-i kübradır. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip. Az önce konuştuk. Ehli vahdetül vücut. Vahdeti vücut meselini konuştuk. La mevcuda illahu. Ne yapıyorlar? Huzuru daimiyi kazanmak için kainatın tamamının yok sayıp idamına hüküm veriyorlar. Kendileri vücutları da dahil mi? Evet, kendi varlıkları da dahil olarak. Amaç ne? Huzuru daimiyi kazanmak. Amaç ne? Huzuru daimiyi kazanmak. Demek tüm tariklerde amaç ne? Huzuru daimiyi kazanmak. Devam edelim. Çünkü kainatı ehli vahdetil vücut gibi huzuru daimiyi kazanmak için la mevcude illahu hükmetmeye veyahut ehli vahdeti şuhud gibi. İkinci dersimize geçti şimdi. Ehli vahdeti şuhud gibi. Yani kainatta mevcut var ama çok önemsiz. La meşhude illahu. Değil mi? La meşhude illahu. Evet, kainatta her şeyi görüyorum ama çok önemsiz. Allah'tan başka bir şey görmek istemiyorum. Unutmak istiyorum. Devam edelim. Ehli vahdeti şuhud gibi huzuru daimi için kainatı nisyan-ı mutlak hapsinde... Bak çok güzel bir tabir. Kainatı nisyan-ı mutlak, tam bir unutma halinde. Ya tabirlere bak ya Allah'ım. Kainatı nisyan-ı mutlak halinde. Evet abi. Kainatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip la meşhude illahu demeye mecbur olmuyor. Bizim yolumuz bu ikisine mecbur olmuyor diyor. Kendisini tanı diye verilen bütün mevcudatı yok saydığında onu hapse atıyorsun ve Allah Azze ve Celle'ye giden bir yol daralıyor. Yani ne oluyor? Cadde-i Kübra'yı Kur'aniye daraltılmış oluyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an atfettiğinden o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip Esma-i Hüsna'sının mazhariyet ve aynedarlık vazifesinde istimal ederek manayı harfi nazarıyla onlara bakın. Şimdi manayı harfinin altını çizin, bir gülücük, gülen surat koyun. 3. Manayı harfi de abi bir gülücük koy. Manayı ismi de ve üzülen surat koy. Zıttıyla minliyor. Acizliğin içerisinde sonsuz kudretin sırrı var. Geçen düşündüm, dedim ki yahu her şey zıttıyla minlir. Her şey. Şimdi şurada her şeye iktidarı yeten, her şeye muktedir olan çok güçlü bir adam düşünün. Geldi burada, önce böyle adamla maddi cihette kapıştığımı düşün. Ben varım, adam var. Dedim ki ya şurada bir arsa vardı, eskiden benim dedeminmiş. Adam da dedi ki Mersin'de bizzat bana ait dedi. Bir baktım oturduğum evin arsası bile adama ait. Şimdi burada kıyas yapıyorum, adamın ne kadar büyük olduğunu anlamam için kendi küçüklüğümü gördüm maddi cihette. Doğru mu? Ne oldu? Adamın büyüklüğü zıttımla bilindi. Şimdi ben orada adamı ve kendimi hiç önemsemeseydim, mevcudatı önemsemeseydim, arsayı önemsemeseydim adamın büyüklüğünü anlayamazdım. Ardından adamla konuşma esnasında aramızda bir maraz çıktı adamla. Çat diye saldırdım adama. Adam beni öyle bir dövdüğünü düşünelim ki çenem kırılmış, gözümün biri yuvasından çıkmış, ellerim, kollarım, ayaklarım kırılmış, komple yerdeyim ve adamda şöyle bir çizik yok. Tam o yerde acı içinde yatarken ben ne kadar fazla acı çekmişsem adam da o kadar fazla güçlü derim. Şimdi birbirimize şunu yapmamızla ne kadar güç olduğu belli olmaz. Niye? Çünkü şunu yaptığımda sendeki tepki çok az ya. Her şey zıttıyla bilinir. Buradaki tepki azsa buradaki gücü sen o kadar bilebilirsin. Şöyle yaptığımda kolun çıksa sendeki tepki arttı mı? Buradaki gücü senin acizliğin ölçüsünde bilebilirsin. Şöyle yaptım abi, çat dedim. Şu vuruşta kulağım duymaz hale geldi. Dedin ki ya bir dokundu kolum çıktı, bir dokundu kulağım. Bu adam çok güçlü. Kendin acize düştüğün ölçüde bendeki kudreti bilebilirsin. Acize düştüğün ölçüde. Şöyle koluna bir yaptım, böyle bütün kan akışın zıttına döndü. İçinde hissettim böyle kanın tamamen zıttı. Dedin ki bu adam bırak sadece kaşıma gözümü vurmayı, İç organlarıma hükmedebilecek kadar kuvvetli dedin. Çünkü öyle bir yaptım abi, vücudum öyle terse döndü. Mest oldun. Çok kötü bir hale girdin. Krize girdin. Dedin ki bu adam bir dokunuşta beni bu hale sokuyor. Peki benim bir dokunuşta bu hale sokacak kuvvetim onun bir dokunuşta girdiği acizlik durumuyla ortaya çıktı. Az önceki adamın suratı kanamadan beni o hale getirmesi, ben ne kadar aciz olursam adam o kadar fazla güçlü olduğu ortaya çıktı. O adamla devam etti böyle. Adam bir dokundu, beni o hale getirmişti ya.
Ne yapmıştı beni? Ağzım, yüzüm, gözüm değil mi? Çıkmıştı, çenem yerinde oynamıştı. Hatta iç organlarımın bir ikisi tahrip olmuştu. Sonra adam birden Şevkat'e geldi, dedi ki ya gel kardeşim dedi ya, ben sana üzüldüm dedi. Elimden tutup havada bir salladı beni, eski halime geldim. Beni hem bu hale getirdi hem de bu halden bu kadar hızlı bir şekilde aldı. Bu adam tahmin ettiğimin çok ötesinde güçlü derim. Mesela şu an 3 kişiyi öldüren birini gördüğümüzde biraz şaşırabiliriz. Ama o kişiyi haşa 3 kişiyi bir de diriltse deriz ki bu ne yapıyor ya? Kim bu deriz? Şimdi benim acizliğim ölçüsünde o adamın kudreti ortaya çıkıyor. E şimdi aynı olaya Allah Azze ve Celle canibinden bakalım. Beni hasta edebilecek kadar. Hem de neyle hasta ediyor biliyor musun? Yumrukla değil. Görünmüyor ya. Şöyle şu da değil lan, görünmüyor. Yani gelse ben o mikroba vursam, etsem, sövsem, kafa atsam. Ya yok böyle bir olay değil bu ya. Görünmeyen bir mikropla azze düşürüyor. Sebebi ve manasını anlamadığım bir şekilde elimi açıyorum. Bir şeyler kullanıyorum duadan. Bunlar da fiili dua değil mi? Elimi açtım, kavli dua. Duadan bir şey kullandım, fiili dua. Çörek otu iyi geldi. Sen mi yarattın? Nereden çıktı yani çörek otu? Çörek otu sana iyi geleceğini nereden biliyor? Şu kadar mikrop beni yere yatırdı. Şu kadar çörek otu çiğnedim, sallıyorum yani. Siz artık uygun tefekkürünüzü yapın. Dipdiri geri kalk. Ya insan der ki Allah Allah ya, beni bu hale getiriyor, bu halden kalk. Vallahi ben nasıl bir zat der. Ama ben onun nasıl bir zat olduğunu nasıl anladım? Acizimle anladım. Bir gün bir bakıyorum, önümde koskocaman bir saray var. Sinirleniyorum ya, sarayın içindekilere sinirleniyorum böyle. Firavun var sarayın içinde. Ben de Hazreti Musa zamanındayım. İçeride Amnofis var. Gidiyorum saraya, bir vuruyorum kendimi, yere düşüyorum. Diyorum ya bu saray çok büyük ya. Çok sağlam bir saray, bu saray bana zarar veriyor. Ben bunu yumrukla deniyorum böyle, iyice kızla hırslanmışım. Yumruk attım, elimi kolumu kırıyorum. Bir gün bir bakıyorum, birisi diyor ki ben ordu göndereceğim diyor. Oo diyorum, şimdi bu saraydan daha kuvvetli ordu gelecek. İki karınca giriyor aşağıda, oyu sarayı yıkıyor. Abi bak, benim sana beyzbol sopasıyla dalıp yerde vurmama arkadaşlar yadırgamaz. Doğru mu? Abi şunu şöyle yapsam, bunun ses dalgasıyla sen oradan yıkılsan insanlar gelir. Ne yapıyor bu der ya? Fillerle değil, iki tane karıncayla o sarayı yıkmış. İnsan der ki Allah Allah ya, bu nasıl bir güç, nasıl bir güç ya? Hani şey der değil mi böyle hayal dünyasında? Ya fil kullan, ejderha kullan, ne bileyim. Yeri al ikiye böl falan. Karıncayla ya. Nemrut diye bir zalim çıkıyor. Zulüm üstüne zulüm. Hazreti İbrahim'e. Diyor ki kim var beni yenecek diyor. Hayt hüt diyor. Sen diyorsun ki ya Allah Allah. Allah var, şimdi bunun üstüne ejderha mı gönderir, fil mi gönderir, aslanları mı gönderir, orduları mı gönderir? Sinek gönderiyor ya. Dalga geçer gibi ha. Gerçekten dalga geçiyor yani. Allah Azze ve Celle bu zalimlerle dalga geçiyor. Buna ne deniyor? Mağlata. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde, yani hileli bir şekilde cezalandırmasına mağlata deniyor. Aldatmaca. Heh, tam karşılığı o. Aldatmaca. Sinekle bunu yapıyor ya. İnsan der ki minnacık işle bu kadar acizliğe düşürdüyse, minnacık şeyle bu kadar acizliğe düşüren çok kuvvetli olmalıdır. Şimdi ben şu masayı alıp elimle şöyle hap diye havaya atsam dersiniz ki ya güzel kol çalışmış dersiniz değil mi? Kuvvetli dersiniz. Şuradan yapsam masa devrilse oha dersiniz ya. Hani koluyla kaldıranı görmüştüm de üflemekle masa kaldırma, o Allah Allah dersiniz. Bak zıttıyla biliniyor her şey, dikkat edin. Allah Azze ve Celle filleri, ejderhaları gönderse tamam dersin değil mi? Sinek gönderiyor, dalga geçiyor değil mi? Kuş gönderiyor. İnsan der ki ya hakikaten müşrikler bilmem kaç tane atlı peşine düşerken bir güvercin yuvası bir de örümcek ağı ile korunur mu ya Efendimiz Aleyhisselam? İnsan der ki yani gerçekten Allah Azze ve Celle bu adamları hiç önemsemiyor. Bu ufaklık, bu minnacık yani örümcek ağa şöyle yapsam bozulacak şeyle Efendimiz Aleyhisselam'ı koruyup muhafaza ediyor yani. Bir güvercin yuvasıyla. Şimdi bu ufacık şeylerde bile bu kadar ciddi güç gözüküyorsa insan anlar ki her şey gerçekten zıttıyla biliniyor. Yani ne kadar ben acizliğimi bilsem ve hissetsem Allah Azze ve Celle'nin kudretini ancak o kadar anlayabileceğim. Acizlikteki güç hiçbir şeyde yok. Üstad Hazretleri diyor ki küçücük bir bebek acizliğiyle pehlivanları kendisine hizmet ettirir diyor. Şimdi bazen biz birbirimize alo deyip buraya çağıramıyoruz. Ama bebek düştüğü, bebeğe bir şey oldu denildiği anda hemen oradayız. Küçücük bebek bizleri kendisine hizmet ettiriyor, öyle değil mi? Bunda hangi sır var? Acizliğin. Şimdi Fuzuli diyor ki bir serçe bir kartalı kaldırdı vurdu yere, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Serçe kartalı kaldırıp yere vurabilir mi? Bir de diyor ki yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. İşte acizlikteki sırrı anlatıyor. Ben o acizlik ile Allah Azze ve Celle'nin emrine itaatkar, muti bir kulu olsam bu Allah'ın emridir deyip en büyük paşaları dahi tutuklayabilirsin. Üstad o asker örneğini veriyor ya, değil mi? Bir asker vazife itibariyle küçüktür. Ama ta en büyük ordunun mührünü aldığından dolayı gelip 100 tane adamı birden izah edebilir mi? Düzebilir. Fuzuli de onu betimliyor ve diyor ki bir serçe bir kartalı kaldırdı vurdu yele, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Yani kainatta bunun emsalini çok gördüm diyor. Şimdi farkında mısınız? Acizliğimizi anlamaya çalışma serüveninde mevcudattan çok yararlandık.
Ve mevcudatta tamamına Allah'ın muti bir askeri gözüyle baktık. Sinek konuştuk, dedik ki Allah'ın muti bir askeri. Doğru mu? Karınca konuştuk, dedik ki Allah'ın muti bir askeridir. Bitkileri, ayrılan denizi konuşsak, Firavun'u yutup, Musa Aleyhisselam'ı yutmayan denizi konuşsak, Allah'ın muti bir askeri deriz. Şimdi biz kainatın tamamını okuyaraktan hem acizliğimizi hem de Allah Azze ve Celle'nin kudretini çok iyi anlarız, değil mi? Kendimizi okuruz, deriz ki vücudumda sadece kendime baksam düzenli ve sürekli çalışması gereken 100 trilyon hücre var. Bu hücrelerin ihtiyaç duyduğu şu odada oksijen dengesi var. Dışarıda etler var, sebzeler var, marullar var, domates var. Obesini almasam oksijenle Mehmet onlar da yetmez kendisine. Dünyanın dönme serüveni var. Dünya günlük dönerek neyi oluşturuyor? Gündüzü. Bir sonrakini söyleyin. Güneşin etrafında dönerek mi? Ya görüyorsun değil mi nasıl alışmışız? Dünya kim ki gündüzü geceyi oluştursun be? Dünya döndürülerek ancak Allah gündüz ve geceyi oluşturur, değil mi? Ya nasıl ezberletmişler değil mi? Dünya kim ki güneşin etrafında dönecek de mevsimleri halk edecek, oluşturacak ya. Dünya döndürülerek mevsimler oluşturtuluyor değil mi? Şimdi kainata bu nazarla, yani her şeyi Allah'a bağlayarak bakma nazarına manayı harf deniyor. Dünya dönerek gündüz geceyi oluşturuyor desem buna manayı isim denir. Yani cisim. Burak biz öyle kodladık, sen de böyle kodla. Manayı isim yani cisim, böyle kodla. Manayı isim yani cisim, tamam mı? Sadece bu. Manayı ismiyle baktın, Mehmet'i gördün. Manayı harfiyle baktın. Ya bu Mehmet abiyi seviyorum, onu da bana Allah verdi dedim. Şimdi bütün mevcudada bana büyük bir sultandan, mesela Yavuz Sultan Selim Han'dan, Halid bin Velid, Abdülhamit. Abdülhamit Han'dan şöyle bir elma geldi. Ben elmaya manayı isim yani cisim nazarıyla baksam aldım, ısırdım, yedim ve alabileceğim lezzet elmanın bitimiyle son bulur. Biraz da ağzımda aroması kalır 30 saniye kadar. Yani bir elma, koca sultandan elma geliyor ama ben o elmaya sadece manayı ismi yani cismi gözüyle bakıyorum. Ve ısıra ısıra hartırt diyorum, o elmadan alabileceğim lezzet elmanın kendisi kadar. Böyle bakmaya manayı isim yani cisim deniyor elma olarak. Ama o elma geldi bana, dedim ki ya koca sultan. Hem de Abdülhamit Han gibi Evliyaullah'tan bir zat beni düşünmüş, beni korumuş, beni gözetmiş. Onca işinin arasında bir de bana elma hediye göndermişler. O elmayı bal mumu yaparım, paket yaparım, bir şey yaparım, evimin baş köşesine koyar. Sürekli seyreder, müşahede ederim ve elmanın kendisinden daha fazla gönderen zattan lezzet alırım. Buna da manayı harfi deniyor. Bir ince anekdot gireyim, ek bilgi kalsın. Bu anlattığım kısmı bilin de. Şimdi harf başlı başına bir şey ifade etmez. Ç harfi ne oldu? Abi ne olacak hiçbir şey. Ç. İdris Ç. Şimşek A. Seyfetullah Y. Şimdi manayı harf aslında başlı başına hiçbir anlamı yoktur demek. Yani ben elmaya manayı harfi olarak baktığımda ya bu elmanın kendisi olarak bende bir ifadesi yok. Ancak Allah'a bağlanıp ya bu elmayı beni düşünüp Allah yaratmış dersem bir ifadesi var. Bu yüzden manayı harf deniyor. Ama ben şu elimdeki çaya, ya bunu Allah yarattı nazarıyla baktığımda manayı harfti değil mi? Ama az önce ne dedim? Ç, A, Y. Buna manayı harf deniyor. Peki ben bu harfleri birleştirip manayı isim yapsam? Çay dediğim anda çayın zatını göndereni unutuyorum. O yüzden manayı harf demek onun kendisi tek başına bir anlam ifade etmiyor demek. O yüzden manayı harf diyor üstad. Anlatabildim mi? Yani evet, işin evet. Teoriyi bu. Tek başına bir şey ifade etmeyen şeye manayı harf denir. Kainatın tamamı manayı harftir. Manayı harf olarak bakmak şarttır, manayı isim olarak bakmak uygun ve caiz değildir. Şimdi kimisi kainata ve mevcudata la mevcude illahu diye bakmış, kimisi la meşhude illahu diye bakmış, bizim mesleğimizde ise manayı harfiyle bakılmış. Manayı harf bakılması gereken kısımdır. Manayı isim kötüdür, bakılmaması gereken kısımdır. Yani ikisi de alternatif değildir. Manayı harf iyidir, manayı isim kötüdür. Şimdi kimisi Allah'ın varlığını tanıyıp bilmek için la mevcude illahu demiş. Kimisi Allah'ın varlığını tanıyıp bilmek için la meşhude illahu demiş. Üstad diyor ki bizim Allah'ın varlığını ve birliğini bilmemiz için en eslem yol ve tevhid mertebelerinin bütünü barındıran en sağlıklı ve bizi en kestirmeden hakikate çıkarabilecek, belki sahabe mesleği edasında olacak olan o rol manayı harftir. Yani kainatın tamamına Allah hesabına bakmak demektir. Sana anne verdi, sarıldın. Ya bu annem ne güzel insan ya. Ama bu annemin bu sevdiğim şefkatini koyan Allah'tır dedin. Ne oldu? Annenden Allah'a konuyu bağladın ya. İşte bu manayı harf oldu.
Eline çocuğunu aldın benim Ecmel Vera'yı. Ulan şunun tatlılığına bak, abugu bucubu bir şeyler yapıyor, ne güzel. Ya şu olaya bak ya. Böyle aciz bir adamken bile Allah bana böyle güzel bir hediye veriyor. Bir de ben Allah'ı razı etsem bu hediyeden ahirette nasıl verir bana dedin. Bebekten bile Allah Azze ve Celle'ye bağladın. Demek bebeğe manayı harfi nazarıyla baktın. Hayalhaneme zamanında gelen birkaç kişi vardı, namaz bile yok. Abi hayırdır, böyle olur mu? Ya çocukların eğitimi, işi, gücü. Bunlardan dolayı namaz asla vaktim yok dedi. Yani çocuklarını esas merkeze koydu. Çocuklarına ne gözle baktı? Manayı isim, yani cisim gözüyle. Asla onun emanet ve Allah'tan olduğu değil, Esma ile çocuğun arasındaki bağlantıyı kopararak bakmış oldu. Son paragrafı okuyarak devam edelim mi? Esma-i Hüsna'sının mazhariyet ve aynedarlık vazifesinde istimal ederek, manayı harfi nazarıyla onlara bakıp, gördünüz mü, kainata bakışın üç çeşidini konuştuk ve üstad diyor ki huzuru daim anca böyle yakalanır. Bütün kainatta hem fani mührünü göreceksin hem de hepsinin Allah'a ait olduğu mührünü göreceksin. Reçete olarak manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzuru daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Onu tanımaya değil mi? İsim ve sıfat cihetiyle. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manaylı ismiyle bakmamaktır. Ne derin meseleler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiri davahümün elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Vay be, bitirdik ha. 1,5 yılda bittik adam.